Günaydın ve görüşürüz. Bir dakika. Kızım, kahvaltı yapmadan nereye gidiyorsun? Ay, yolda yaparım ben kahvaltımı. Hadi bay. Yapamazsın demedik. Nereye dedik? Ay baba, sabah sabah nereye acaba? Yani işe gidiyorum herhalde. Dün geldin, yorgunum dedin, kilitledin kendini odaya. Şimdi böyle kaçar gibi gitmeler. Ne oluyor? Ne bu ağır kıyafetler filan? Ha? Kızım, yüreğimize mi indireceksin sen bizim? Göster bakayım ellerini. Çabuk, çabuk göster. Ay of. Elleri mi? Ne oluyor ya? Resmen gizli nikah kıyafeti bu Rıza. Anadan, babadan, eşten, dosttan ayrı gidip nikah kıyacak. Oradaki görevlileri de nikah şahidi yapacaksınız, değil mi? Yok. Sol kol uyuşmaya başladı benim. Hadi buyurun, sol kol uyuşuyor. Ya anne, saçmalama ya. Ne nikah? Allah Allah, yok öyle bir şey. Bak güzel kızım, sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... Ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen zibidinden. Aşk olsun baba. Yani ne serseriliğini gördün Sinan'ın acaba? Vallahi de billahi de nikah kıymaya gidiyor. Bak, eğer öyle bir şey yaparsan bağlarsın Cerem'in, verirsin beni toprağa. Bak, o oruç ağzına söylüyorum. Ya yok öyle bir şey. Yok nikah falan ya. Ben normal düğünü becerememişim. Kaçağını mı yapacağım acaba? Mahkemeye gidiyorum. Ne mahkemesi bu? Bizim niye haberimiz yok kızım? Hani önemli bir şey değil. Şahitlik yapacağım. Ve sayenizde geç kalıyorum. Ben niye buna tam olarak inanamadım acaba? İster inanın, ister inanmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bay. Yok, bu kızda bir hal var. Bu böyle değildi. Bu bir hırçınlaştı mı? Hatırlıyorsun değil mi? Çocukken de böyleydi. Yalan söylediği zaman bağırır, çağırır, bizi sustururdu. Öyle yapardı değil mi? Tabii. Belki de harbiden mahkemeye gidiyordur. Kızımı bana mı anlatıyorsun Zübeyir? Bir şeyler çeviriyor diyorsam çeviriyordur. Zübeyir, düş peşine bak, ne halt çeviriyor bu kız. Takip mi? Evet, fırla. Hadi Zübeyir, hadi. İçeri geçmemiz lazım artık. Birazdan çağırırlar. Ya iki dakika daha bekleyelim. Gelecektir yani. Kesin gelecek. Ya, bekleyelim. Kusura bakmayın. Anca çıkabildim evden. Ya yok, o problem değil de Pelin, Sinan yok. Berkay'ı alıp gelecekti, ulaşamıyoruz. Aradın mı? Aradım tabii ki ama duymuyor herhalde. Bilmiyorum. Alo. Pelin doğru söylemiş başkanım. Adliyeye geldi. Sen bırakma peş. Ne davasıymış tam bir öğren. O iş bende başkanım, merak etmeyin. Artık geçelim. Neredeyse çağırırlar. Ya bir de Berkay'ı mı arasaydık? Ya kaç kere aradım. Kapalı. Beraber gelecektin sen Berkay'la. Evet, en son dün gece konuştuk. Her şey gayet iyiydi. Hatta ben ona sordum, geleyim alayım seni dedim. Yok dedi, ben kendim gelirim dedi. Hah. Herkes geldi ama bir Sinan eksik. Bülent! Biz kimi bekliyorduk, kim geldi ya? Ay yavrum, çok şükür başlamadan yetişti. Melia teyzeciğim, niye zahmet ettiniz? Yavrum, yedi kat eller gelmişler. Ben mi gelmeyeyim çocuğum? Pelin bizim lehimize şahitlik yapacak da o yüzden geldi o. Ben de pek severim mahkemeleri. Eşe dostu hep gelirim. Hatta tanımadıklarıma bile gelir izlerim. Cinayet, işte hırsızlık falan. Ya senin bu anan çıldırmış. Ay, abla gerçekten geliyor. Hatta ben getiriyorum ama salona girmiyorum. Fobin var ya. Ne fobisi kız? Abla, babamdan boşanırken annem beni şahit yaptı ya. Çocuktum işte, demek ki travmatik bir şeyler oldu. Mahkeme salonunda çok kötü oluyorum. Hele hakim falan göreyim, böyle elim ayağım titriyor. Tamam ya. Ah, Sinan geldi. Canım. Canım oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk anne. Buyurun, istediğiniz ben gelir. Sinan, Berkay nerede? Yok abi, bulamadım. Nasıl yok ya? Yok işte. Belki direkt buraya gelecektir. Davacı Tankut Sinan Yılmaz. Davalı Ceyda Kara ve vekiller. Acele etse iyi olur. O olmazsa biz bu davayı kaybederiz. Yavrum, Allah'tan ümit kesilmez çocuğum. Hadi. Oh. Ne
aramızda yer almasın. İşimize yarar tabii ama gelmese de yarar. Kazan kazan diyorsun yani. Ama merak etme. O buraya gelecek. Biz de bunları buraya gömeceğiz. Yaz kızım. Davalı ve davacı vekillerine söz verildi. Belgelere bakıldı. Şimdi davacı tarafın ilk tanığını alıyoruz. Elin Seyhan. Lütfen oyalayın biraz. Belki o arada diğer tanık gelir. Nasıl yapacağım peki? Konuşun işte, uzatın lafı. Kızım ne bekliyorsun? Geçsene yerine. Geldim. Bahsedilen olay anında, yani yemeklere zehir katıldığı zaman sen orada mıydın? İsterseniz ben olayın en başından başlayayım. Anlat. Her şey benim düğünümle başladı. Davetiyesinden yemeğine, çiçeğinden pastasına kadar, hatta çocukların giydireceği kumaşa kadar ben ilgilendim. Ama olmayınca olmuyor işte. Yani ben o gün talihsiz bir olay yaşadım. Düğün günü terk edildim. Vakit kazanmaya çalışıyor. Müdahale etsene. O senin dediğin Amerikan filmlerinde olur. Hakim işine karışılmaz. Birazdan fark eder ve azarlar zaten. Yıkıldım tabii ki. Ama pes etmedim. Yani benim başıma niye böyle şeyler geliyor diye bu işin peşine düştüm. Neyse işte sonra ben Filia'da çalışmaya başladım. Aman iyi halt ettin. Ay öyle diyorsun da Meliha, oğlum bu kıza yanık. Hanımlar kendi aranızda konuşmayın, çıkartırım dışarı. Mahkeme adabını bilmiyor reis bey. Ben şey yaparım, sustururum kendisini. Sen adamı ipe götürsün vallahi ya. Hadi kızım sen o gün ne gördüysen onu anlat. Ben o gün restorandaydım. Ama tam olarak o anı gördüğümü söyleyemem. Yani nasıl söyleyemiyorsun? Gördün mü görmedin mi? Gelmeyecek. Yani Ceyda'nın bunu yaptığı kişi bizzat bana yaptıklarını itiraf etti. Berkay Korlu mu? Evet. Peki tanığınız nerede? Efendim gelemedi. Ama elimizde ses kaydı da var. Sayın Hakim, o ses kaydının reddini talep ediyoruz efendim. Müvekkilime şantaj yapmak amaçlı hazırlanmış olup gerçekle alakası olmayan mesnetsiz... Hakim Bey, diğer şahidimiz Berkay Korlu da geldi. Efendim, Berkay Korlu bizim de şahidimiz. Söyleyecekleri gerçeği aydınlatacaktır. Satmış yine. Niye bu kadar geç geldin? Geldim işte. Sana aldığım takım elbiseyi niye giymedin? Olmadı. Ben de rahmetli babamdan kalan bunu giydim. Berkay Korlu geç yerine. Kızım sen de oturabilirsin. Senden önceki tanık hazırlanan yemekleri, zehirli maddeyi Ceyda Karan'ın isteği doğrultusunda senin koyduğunu söyledi. Sen de itiraf etmişsin. Ne diyeceksin? Ceyda Hanım, o takım gibi bana verdiğiniz hiçbir şey olmadı ya. Doğrudur Hakim Bey. Pelin Seyhan'a söylediğim onun kaydettiği ve mahkemeye sunulan ses kaydı bana aittir. O kayıttaki her şey noktasından virgülüne kadar doğrudur. Ya yalan söylüyor, yok öyle bir şey. Hayır, karar verdim artık asla yalan söylemeyeceğim. Belki ömrümün sonuna kadar kiralarda yaşayacağım. Ama birlikte çalıştığım insanların yüzüne başı dik bir şekilde bakabileceğim. Ya Sinan para falan vermiş, yalan söylüyor Hakim Bey, yok böyle bir şey. Mahkemede olduğunu unutma, otur yerine. Hakim Bey para vermiş diyorum. Kimse bana para falan vermedi. Bütün hatalarıma rağmen şefim bana sadece abilik yaptı. Yeter artık. Atarım seni dışarı. Devam et. Hakim Bey, Ceyda Hanım restoranda olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Ben de orada çalıştığım için haliyle.
Yaz kızım. Eldeki deliller ve tanık ifadeleri sonrasında Ceyda Kara'nın Filia restorandaki ortaklıktan çekilmesine, diğer ortaklar tarafından hisse bedellerinin kendisine ödenmesine, ayrıca yaptıklarının insan sağlığına vereceği zarardan ötürü Ceyda Kara ve Berkay Korlu hakkında yeni bir ceza davası açılmasına karar verilmiştir. Ortak, hepimiz bizeyiz. Anne. Canım. Hemen o kadar sevinmeyin. Hakim bedeli dahilinde dedi. Sizde o para ne arar? Sen yorma güzel kafanı böyle şeyler için. Ben bulacağım o parayı. Nereden bulacaksın? Ha? Bu sefer de Pelin'e mi el avuç açacaksınız? Kızım, bizim hiç kimsenin parasına ihtiyacımız yok, anladın mı? Gerekirse ben o ipotek parasının üstüne koy, gene de öde. Oldu. Kimseye muhtaç değiliz biz. Sen uyma anne ona. Tabii oğlum. Allah Allah. Bizim bunlara ihtiyacımız mı var? Hallederiz biz. Necip, o evin parası. Ona kimse dokunmayacak. Ben bir şekilde bulacağım o parayı. Herkesin içi rahat olsun. Alo. Canım selam. Bankada mısın? Tamam, ben bugün uğrayacağım sana. Danışmam gereken birkaç bir şey var. Hoşça kal. Daha bitmedi. Canımız yanacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.